alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda bugün Horasan bölgesinde, Meşhed'de. Meşhed'de gezilecek birçok nokta var ama bize eşlik edecek birçok da arkadaşımız da olacak. Ben öncelikle onları size tanıtayım. Ondan sonra şu an İmam Rıza Türbesi'nin önündeyiz. İmam Rıza'nın türbesinin içine gireceğiz. Orada kamera yasak, orada size telefonla anlatmaya başlayacağım. Merhaba. Türk aslında da İran'da yaşayan Türk gelinimiz Berna. Evet, Samsunluyum. Abi o da ilginç, Samsunlusun. Hani Samsunlu İran'a gelin geldi. Aynen. İlginç. Samira da merhabalar. Azerbaycan Türk'ü ama İsfahan'da yaşıyor. İran'da tur rehberliği yapıyor. Buraya girdiğim günden beri de benim gideceğim rotalar konusunda bana bilgi veriyor. Ben teşekkür ederim şu ana kadar beni çok güzel yerlere gönderdin. Çok sağ ol. İnşallah bundan sonra da güzel gezeriz. Evet, İstanbul'u. Evet. Evet. Türkçe'ye konuşabiliyor musun? İsmin nedir? Melika. Melika. Ben Mehmet. Sen nerelisin? İranlı ben mı? Ben İranlı. Zencanlı. Zencan'dan geldin. Yes. Yeah. İstanbul. Boy, خیلی خوشحالم. یکی از آرزوهای منم. نمیدونم فارسی بفهمی یا نه. من متوجه میشم. خیلی خوشحالم. من فارسی نمیفهمم. من çok arkadaşım. Çok evet. İstanbul, Türkiye seviyorum. Hadi. Neyse. İmam Rıza'ya gireceğiz, biraz sonra devam ederiz. Şu an Meşhed'deyiz. Meşhed'de sizi çok fazla gezdiremeyeceğim. Çok zamanım yok ama şu an bu gördüğünüz Meşhed'de bir metrobüs yolu gibi bir şey düşünebilirsiniz. Metro falan da var. Burası trafiğe kapalı. Abi İran sadece Meşhed'e yatırım yapmış galiba. İran'daki gördüğüm o lükslüğün yarısı İran'ın dışında yoktu. Meşhed'e inanılmaz yatırım yapmışlar, çok belli. Binalar, gökdelenler, hatta şu an buraya yanılmıyorsam Orta Doğu'nun en büyük AVM'si falan inşa ediliyor. Zaten hali hazırda bir sürü AVM de var. 500, 600, 800, 900, 1 milyon, 1 milyon 100, 6, 20, 7. Daha yok mu? Şunu da alayım. Burada da var. Bir 20.000 tümenin. 27.200. 27.200 şeyde, leblebicide para bozuluyor. İran'da böyle. Bir verdim, bu kadar aldım. Bir tane verdim ya. Çok ilginç oluyor. Abi dükkandaki abileri, ben şimdi bir sürü dükkan var burada. Türklere benzetiyordum. Türk mü zaten hepsi? Hatta şurada galiba yaşasın Azerbaycan yazıyormuş. Orada Azerbaycan'da traktör yazıyormuş galiba. Ben de diyorum buradaki herkes Tahran gibi Türklere benziyor. Zaten Türk. Ya zaten Horasan bölgesindeyiz arkadaşlar, yani burada Türk olmama olasılığı yoktu da. Ben bütün dükkanların böyle Türk olabileceğini düşünmemiştim. Kum şehrinde de böyle dükkanlar falan çoktu. Burada da böyle, zaten İran'ın dini iki şehri var. En büyük dini iki şehri. Birisi Kum, birisi de Meşhed'di. Safran, yani böyle şey yapan o. Kokusu çok güzel. En ateşi. Sos. 1 milyon. Yani 10 bin TL. این دو تا پر زعفران. این زعفرانش خشکه، نیازی به قند و شکر نداره. زعفران کالیتیشو میگستن. خواهش میکنم. رنگی کویو نه کار کویو درست او کدر مو گزاره. این دو تا دیمش. کیفیت رنگیش. 3 تا نمونه. 3 تا oldu bu kadar. 2 tane. 2 tane. 2 tane kardeş. Normalde safranı sıcak su içine koyuyorlar. Koyunca renk veriyor. Ama adam mesela serin su içine koydu. Serin su koymasına rağmen bu kadar renk verdi. Hele bir de sıcak su koyarsa bunun rengi 3-4 katı rengi oluyor. Eve gitmeden ben 4 yıldır dünyayı geziyorum. Bugün 4 sene durum doğru dünyayı mı gördüm? Selamünaleyküm aga hubi. Gel. Nasılsınız? Nasılsın? Allah'a şükür. İyiyim. İstanbul'dan geldi. Ama Cihangir'dim, gezginim. Gezginsin. Azerbaycan'daydım. Oradan Nahçıvan'a geçtim. Oradan Türkiye'ye geçtim. Oradan da buraya geldim. İbrahim Datiles'in çepi yaktın. Yaşlıdır İbrahim Datiles. Biz İbrahim Datiles'e bakırız. Güzel. Ha, söyle. Bir tane ağzın şirin ele. Zahmet etme. Tamam. Bir dene ben sen çana çay manasının lazım oldu. Bir çay turçum. Ben aga zahmet etme. Yo, yo. Arkadaşlarım bekliyor. Olsun olsun olsun, bir dene çay iç. İsminiz ne abi? Ben ismim Hüseyin'dim.
Hüseyin. Sizin isminiz ne? Mehmet. Mehmet. Yok yok lütfen abi. Ne yazıyorsunuz? Çok ne var ne yok tarif edin. Çok iyi her şey. Türkiye yakışır inşallah hamurlap yakışır. Güzel Allah'a şükür abi. Allah'a çok abi çok memnun kaldık ya. Sağ olasın. Zahmet ne? Verdik. Yok yok zahmet yoktu. Çabı da çoktu. Yürü. Abi şu an bu Meşe Çarşısı'ydı. Alt taraftaki dükkanların hepsinde neredeyse Türk abiler var. Dışarıda da öyleydi. Çarşının üst katında da değerli taşlar varmış. Böyle müsait bir dükkan olursa size tanıtacağım. Şimdi böyle bir mağazaya geldik. Firuze ama Turkuaz taşı. Neden böyle önemli? Şimdi mesela İran'da Firuze taşı olarak geçiyor ama Türkiye'de ve Avrupa'da genelde dünyada Turkuaz olarak biliniyor. Sebebi de Firuze'nin çünkü merkezi Meşhed, Nişabur olduğu için o yüzden eskiden yani zaten Farsça'da buna Firuze taşı diyorlar ya da Piruze taşı. Firuz Farsça'da zafer anlamında. Eskiden erkekler savaşa gitmeden önce Firuze taşı yüzüğü takıyorlardı. Ki savaştan döndükten sonra zaferle dönsünler diye. Firuze'nin de zaten özelliği de bu. Ve sonra daha sonraki zamanlarda Türkler buraya geldikten sonra ve Firuze taşı ticareti yaptıktan sonra artık buna Turkuaz dediler. Yani Türklerin götürdüğü bu şey taş ve sonra işte Anadolu'dan oradan da sonra Avrupa'ya ve bütün dünyaya yayıldı ve şu anda Turkuaz olarak da geçiyor. Taşlara bakın. Şimdi bu Turkuaz Firuze. Abi siz ne diyorsunuz? Firuze. İsim neydi abi? Ben Rıza. Rıza. Sen Tebrizlisin değil mi abi? Ben Tebrizliyim. Bak Türkçesi Erdebil'li konuşanla Tebrizli konuşanın Türkçesi biraz değişik. Biraz cefer kadar. Ben seni şu an daha iyi anlıyorum. Erdebililerin Türkçesini çok anlayamadım. Ama şimdi sen konuştun her şeyi anladım. Çok fazla Allah'a çok şükür. Hmm. Hatta şeytan perestler dedi. Firuze taşı, akik taşı mukaddes bir taştı. Kadimden, İslam'dan çok kabaktan sorkuslar, siyafuslar, Moğollar hamısı bu taştan istifade ediyor. Moğolların itikadı vardı. Herkesin Firuze yanında olsa atın üstünden düşmez. Muharebeye gidenler atın üstünden düşmez. Firuze'nin madeniydi. Nişabur'da. Nişabur'da Firuze madeni. Yani buraya çok yakın bir yerde çıkıyor. Yakın. 2 saat boyundan fazla. Tamam yakınmış. O zaman gidelim mi? Gidelim. 4 tabakaydı. Her tabakası 20 kilometredi. Evet damar işte. Firuze'nin taşıdı. Madenden kopardık gerçekle. Bu ne oluyor? Bu piritti. Arkadaşlarla girdik İmam Rıza'nın kabrini ziyarete. Her gün bu şekilde bu kadar kalabalık. Bazı günlerde adım atılmayacak kadar ya da sayısız derecede kalabalık. Zaten yılda 20 milyondan fazla turist ağırlayan bir noktadayız şu an. Yani İran'daki otellerin %50'si neredeyse belki daha fazlası burada işte... Alışveriş mağazalarının en iyileri, her şeyin en güzeli zaten burada. İmam Rıza'dan ötürü burada. Abi gerçekten her gün, her saat bu kadar kalabalıkmış. Şimdi İmam Rıza'yı ziyarete geldik ama sadece türbe değil, burada koskocaman bir arazi var. Evet. Şimdi sen buraya daha önce... Birkaç defa geldim. Yani gelmişsindir, ben hiç bilmiyorum. Yani ilk defa geldim. Sadece evet. İmam Rıza'nın kim olduğunu biliyorum ama yer hakkında ya da İmam Rıza'nın... Burada ne kadar önemli bir karakter olduğu hakkında çok fazla bilgim yok. Şimdi şöyle anlatayım ben. Şii mezhebinde 12 imam inanışı var ve İmam Rıza 8. imam. Ve İran sınırları içinde İmam Rıza olduğu için ve İranlılar daha kolay onu ziyaret edebildikleri için ve çok saygın bir kişiliği de olduğu için çok fazla onu ziyarete geliyorlar. Buraya sadece İranlılar gelmiyor. Burası uluslararası bir yer. Yani bütün dünyadaki Şiiler buraya ziyarete geliyor. Buraya geliyorlar, dua ediyorlar. Hatta bunu anlatayım size. Burada farklı kültürler de var. Şuraya bak.
burada sabah namazının çıkışında yani imsak vaktinde ve akşam ezanında bir tane bir şey çalıyorlar. Adı neydi? Nakalhane. Hah, o. O çalınıyor ve bir tane daha bir olay yaşanıyor, o zaman çalınıyor. Buraya insanlar gelip dua ediyorlar. Şifa alan insanlar oluyor buradan. Öyle bir inanış var Şii mezhebinde. Ve o çalındığı zaman, yani vakitsiz bir saatte çalındığı zaman birisi şifa bulmuş oluyor. Ben ilk geldiğim zaman böyle bir şey gördüm. Bir tane çocuk konuşamıyormuş, bir anda konuşmaya başlamış. Ve o çocuk artık şifa bulmuş ve bereketli olduğu düşünüldüğü için, mübarek olduğu düşünüldüğü için çocuğun kıyafetlerini yırtmaya çalışıyorlardı. Onu götürebilmek için. Onlar da şifa bulmak için mi yapıyor? Onlar da şifa bulmak için yapıyorlar. Ve İmam Reza Türbesi'nde de yemek veriliyor. Bu yemeği herkes yemiyor. Bu yemeği İmam Reza'nın davet ettiği kişiler yiyebiliyor inanışı var. Ve gerçekten de bu insanlar bu yemeği yiyebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta bazıları 3 tane koyun, 3 tane koyun adak adıyor ki bir tabak yemek alabilmek için. Şu an koronadan dolayı restoran kapalı ama restoran açık olsaydı restoranın kapısında bir sürü insan bekliyor. Allah rızası için bir parça ekmek, bir parça tuz verin diyorlar. Ve oradan yemek yiyen insanlar da yanında küçük bir şeyler getiriyorlar o insanlara verebilmek için. Ve bunlar tamamen Şii mezhebinde olan bir inanış. Bütün Şiilerde var bu inanış. Buradan hatta şifa bulan insanları kayda da geçiyorlar. Yazıyorlar mesela yıllık ne kadar şifa bulan insan oldu diye. Hatta o kadar çok bazen fazla olduğunu söylüyorlar ki artık kayda bile geçmiyoruz diyorlar. Buradaki çalışanlara hadım diyorlar. Hadımlar özel kıyafet giyiyorlar. Üniversite mezunu olmak zorunda ve sicilleri tamamen temiz olmalı. Öyle herkes kolay kolay da burada hadım olamıyor. Hadımlar özel seçiliyor. Hatta çok büyük makamlara sahip olan insanlar da İmam Reza'ya hademelik yapmak için çok fazla dua ediyorlar. İşte yani oldukları zaman seviniyorlar, öyle söyleyebilirim. Türbe nerede şu an? Şu an türbe o tarafta, o şeyde, içeride. Tam gidelim mi oraya? Türbenin olduğu yer, oraya gidelim, tamam. Hadi gidelim. Şimdi İmam Rıza'nın türbesinin olduğu noktaya geldik. Ben daha önce Fatıma-i Masum'a gitmiştim. Evet. Onun da türbesi yaklaşık bu şekildeydi. Ve orada bu gerçek altındı. Şu karşıda gördüğümüz şeyler. Burası da gerçek altın kaplama. Şu an burada sıra var. Ziyaret etmek için sırayla giriyorlar. Önceden bu kadar insan yoktu. Şu an her şey koronadan dolayı sıra bekliyorlar. Aynen. Yoksa normalde herkes hücum ediyor. Oradan böyle sıkışık sıkışık giriyorsun. Böyle izdiham alanı yaşanıyor.
İmam Rıza şey biliyor musunuz? İmam Rıza 818 yılında vefat etti galiba. Tuz'da mı öldü, buraya getirildi yoksa zaten burada mı öldü? Şöyle bazı kaynaklarda yazılıyor ki Tuz şehrindeki Haruniye orada görülüyor. Aa, Haruniye Medresesi'nde, evet, oraya gideceğiz. Bazı kaynaklarda orada, ondan sonra buraya getiriliyor. Ve işte ilk altın kaplama işlemleri Safavi Kralı Şah Tahmas zamanında yapılıyor. Şah Tahmas Özbekleri falan oradan, yani Meşhed tarafından gönderiyor. Sonra bayağı bir şey yapıyor İmam Rıza'nın türbesine. Ama ilk önce kubbesi böyle Firuze kubbeliydi. Ondan sonra işte bunlar Safeviler Şiiliğe çok önem verdikleri için işte Şah Tahmas buraya geliyor ve işte altın kaplama işlemleri yapılıyor. Bir de bu türbenin çok büyük bir masrafı var aslında burada. Günlük 1 milyon TL burada masraf yapılıyor. Şu an burada bu kompleks aslında, burada bir sürü şey var. Müzesinden kompleks, medrese, müze, 1 trilyon harcıyorlar. Evet, 1 trilyon. فقط یه اشاره از نمه داریم بیبی جان چند تا شمشیر بالا سر مولا دیدیم یکی دو تا پنج را نمیدیدن اما نبودی کربلا دیدیم که شد توی گودال در هم بگرد از پشت سر با خنجر کهنه بد میبری بد میبری ببین دختر علی سری به نیل بلند Abi İmam Rıza Türbesi'nin hatta şurada orada göster. Şimdi kimse yok ama biraz önce orada bir sürü insan vardı. Niyetleri, amaçları İmam Rıza'nın burada mutfağından çıkan yemekten yemek. Çünkü o yemeğin onlara şifa getireceğine inanılmış. Benim şansıma son kalan bir tane fişi aldım. Normalde herkese verilmiyor. Burada yüzlerce binlerce insan arkadaşlar anlatıyor. Böyle kendini yırtarmış. Oradan bir lokma ekmek yiyebilmek için, çünkü şifa bulmak, hastalıklara çare bulmak için bu yemekten tatmak isterlermiş. Ben Türkiye'den geldiğim için, daha doğrusu yabancı bir devletin vatandaşı olduğum için bana bir istisna durum gösterdiler ve akşam benim için saat 7'de burada geldiğimde yemek verecekler bu fişle. Ben bu fişi elime aldığım zaman da etrafıma insanlar topladı, lütfen bizim hastamız var işte, biz dua edeceğiz. Bu yemekten yememiz lazım, bu fişi bana verir misin diye. Bu fişe saldırdılar neredeyse, çok saldırmadılar ama istediler. Bize kısmet oldu, akşam geleceğiz İmam Rıza'nın türbesine orada. Bu deneyimi tatmış olacağız. Hani bir dualar kabul edilir mi, edilmez mi? O Allah katında tabii ki. Hayırlısı olsun, böyle bir sonuçta mübarek zatın mutfağından yemek yiyeceğiz biz inşallah. Bu arada içerideki çekimleri telefonla yapmak zorundayız. İçeriye kamera sokmak yasak. Ama telefonla dilediğimiz gibi çekim yapabiliyoruz. Ona çok fazla karışmıyorlar. Güvenlik önlemleri has safhada demeyeyim ama dikkat ediyorlar. Cebinizin her noktasına kadar aranıyorsunuz ve telefon haricindeki bütün her şey emanete bırakılıyor. Bizim inancımızda, yani aslında aynı inanca sahibiz tabii ki, onlar da biz de Müslümanız. Aynı inanca sahibiz ama artı tarih sahnesinde gelişen farklı sebeplerden dolayı farklı yerlerde farklı hassasiyetlerimiz var. Bunu çatışmaya çevirmeyecek derecede anlayışlı ve saygılı olmamız lazım. İmam Rıza bence İran'da ziyaret edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi oldu benim için.
Akşam oldu. Benim için işte benim için de bazı insanlar için yemek verilecek saat 7'de. Onu bekliyorum. Burada da böyle değişik bir cami var da camilere giremedim ya da İmam Rıza'nın mezarına henüz giremedim. İnanılmaz. Bir de üstüne sıra ta böyle diplere kadar gidiyor. Ben öğlenden beri buradayım. Bu sıra hiç sonu ardı kesilmiyor. Her yer insan dolu, bakın. Bu gördüğünüz insanlar sırada bekliyor. Bir türlü İmam Rıza'ya giremedim. Gerçekten bu yemeğe herkese yemek nasip olmadığı gibi buraya girmek de herkese nasip olmuyor. Şu elindeki özel fiş ve fişin üstündeki mühürle girdim. Bana bu iyiliği yaptılar, neden yaptılar bizi tam anlamadık ama yabancı falan deyince pasaportuma baktılar, biraz götürürler içeri. Ondan sonra bana bu yemeği yeme fırsatı verdiler. Şimdi buradan geliyoruz, yemeği alacağız. Şimdi yemeği aldım. Bu Şiiler için önemli bir yemek olduğu için şimdi bunu ben çok fazla yemeyeceğim, eve götüreceğim. Muhammed'le ve annesinde kalıyorum ya. Onlara ikram edeceğim. Ben de tadına bakacağım tabi ama Şii arkadaşlar için daha önemli olduğu için yine onlara ikram edeceğim. İmam Rıza'yı bugün ziyaret edemedim. Hava da gerçekten çok soğuk. Ben de hasta olmak üzereyim. Hatta sesim de gitmeye başladı. Sıra gelmedi. Burası inanılmaz derecede büyük bir yer. Gerçekten bir tarafından bir tarafına biz demin gitmiştik. Bir ara dışarı çıktık, otobüsle çıktık. Gerçekten çok büyük bir alan. İnanılmaz güzel bir kompleks yapmışlar. Yani inanılmaz güzel diyorum aslında ama yani tabii saygı duymak lazım. Bu kadar da büyük bir yer. Yani İran'da yokluk, fakirlik var. Hani onları gördük aşağıda Çağbahar'da. Ne bileyim Zahedan'da. Orada Mahoni köyünü gördük. Orada o kadar insanlar açken buradan biraz kısıp oralara verilse miydi diye insan hiç geçirmeden edemiyor da yapacak da bir şey yok tabii ki, onlara saygı duymak zorundayız. Buna ne diyorsunuz burada bu yemeğe? Poluk yemeği. Yok şey hani İmam Rıza'dan alınan bu yemeğin bir adı var mı? Gazayı haram. Sen şimdi ilk defa yiyeceksin. Ben ilk defa, evet. Sen de daha geçen gün yedin ilk defa. Ben geçen gün yedim, ondan önce de yedim. Ben bayağı yedim. İlginç ya, böyle kafeye gittik, pasaportu verdik, yemek aldık falan, değişik bir anı oldu yani. İyi ki aldık. Şöyle bir şey var, şimdi birisi bu yemeği yani bu yemeği alabiliyorsa yani nasip oldu. İmam Reza onu davet etti inanışında İranlılar. Yani şu an sen İmam Reza tarafından davet edilmiş oluyorsun. İran'daki onların Fars geleneğindeki Şia inancına göre, aynen, beni bugün buraya İmam Rıza çağırdı. Aynen. Ve bu sebeple bu pilav nasip oldu. Aynen. Neyse İmam Rıza'ya gittik. Arkadaşlar da sağ olsunlar eşlik etti. Şimdi Muhammed'le annesi de bizi misafir ediyor. Türkçe öğreniyorlar. Güzel oldu yani. Meşret full Türkçe geçiyor. Ve güzel yemekler de yiyorum. Kendime geldim. Videonun devamında Sedat Bey ile buradaki Meşhed konsolosluğumuzdaki muavin konsolos Sedat Bey ile Firdevsiye Gazali'ye gideceğiz. Oradaki Horasan bölgesindeki noktaları geleceğiz. Videonun devamında görüşürüz.